Günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir güne efendim. Lezzetli Sohbet Dergi'ne, canlı yayınımıza, saat 7 Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Şemsadeniz. Efendim günlerden cuma, hazır mıyız? Kocaman bir gülümsemeyle, esenlik isteyerek güzel bir yayına başlıyoruz. Lütfen 1,5 saatliğine evlerinize ve yüreklerinize konuk olmamıza izin verin. Bir paydaşlık kurmaya geliyoruz. Güzel bir yayın yapmak istiyoruz sizinle beraber. Peki bugün bizde neler var? Lezzetli sohbetlerde ilahilerimiz var. Çok güzel yemek tariflerimiz var efendim. Ve çok da özel bir konuğumuz var. Evet, sevgili Melih Ekener bizimle beraber olacak. Kendisi aslında birçoğumuzun tanıdığı, değil mi? Filmleriyle, hala filmleri eskimedi. Birçok filmini tekrar tekrar yayınlıyor kanallar. Kendisi bir oyuncu, bir tiyatrocu. Bir yandan yazarlığı var, kitaplar yazıyor. Ve tabii ki bizim de genel müdürümüz Sadide Türk'ün burada yapılan programlarda onun da çok 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 payı var. Konuşacağız. Her şeyden biraz yapmak istiyoruz aslında. Ve sizin de eğer ona sorularınız varsa, hazır böyle konuklar gelmişken efendim, lütfen sorularınızı eksik etmeyin. Canlı yayına bağlanmak isteyen herkes için de telefon numaralarımı vermek istiyorum. 0216 256 65 88 0216 256 65 88 efendim. Alo demek için Facebook, YouTube, WhatsApp'tan da bize soru yazabilirsiniz, programımıza katılabilirsiniz diyorum. Ve bugün çok güzel ekibim hazır, kızlar hazır, Meral abla hazır. Hadi bir onları gösterelim. Bir yandan şefim beni bekliyor efendim. Yine sofrayı donatmış kendileri. Bir yandan da güzel kızlarım burada hazırlar. İlahilerle programımızı süsleyecekler. Evet, çok az kaldı. Son bir haftamız. Her yayınımız özel olsun istiyoruz. Her yayınımız güzel olsun. Rabbe emanet edip bırakıyoruz efendim. Hızlıca mutfağa gidelim. Bakalım bugün menüde neler var. Günaydın Meral şefim. Günaydın efendim. Nasılsınız? Hamdolsun. Yeni bir gün. Evet. İyiyiz. Evet. Şükür diyoruz. Pinkler içindeyiz. Evet, bugün pembeler dedik, birazcık böyle renk katalım. Çok güzel, kolye de çok sevdiniz güzel mi? Yakışmış. Efendim, size ne yakışmaz ki efendim? Çok teşekkür ederim. Yok, gerçekten İşte izleyicilerimiz öyle. İçin biraz süsleniyoruz, püsleniyoruz. Biraz güzel görünelim isterim onların gözünde. İhtiyaç yok ama. Ay çok sağ ol. Gerçekten öyle. Kızlarım. Değil mi? Kızlarımız zaten onların yanına yaklaşılmıyor. Evet, onlar çok güzeller, hep çok, çok. Güzeller. Siz de çok hoşsunuz. Da güzel olsun. Amin. En önemlisi evet, insanın evet. Hayatı güzel olsun değil evet, mi? Evet, evet. Siz de çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Buruşunuza zaten bitiyorum. Kırmızılar evet. İçinde. Teşekkür ederim. Bir de çok güzel bir sofranız var efendim bugün. Evet, özel bir konumuz. Evet. Sonuna yaklaştığımız için de tüm konuklarımıza özen göstermeye çalışıyoruz. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Ama sezon da bitiyor diye biraz daha böyle özlenilsin veya hatırlansın tadı gibi, damağında kalsın. Tadı damağında kalsın sloganını söylemek Süper. İstedim. Ne yapıyoruz bugün? New Orleans sokak lezzeti karides topları yapıyoruz. Wow, New Orleans'a gidiyoruz. New Orleans'a gidiyoruz, evet. New Orleans şehri Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinin en büyük şehridir. Hı hı. Meksika Körfezi ile Pontchartrain Gölü arasında yer alır ve dünyanın en hareketli liman şehirlerinden biridir. Wow. Evet. Orada hayat hiç bitmiyor diyorlar. Bitmiyor diyorlar. Bitmek görmek lazım. Muhakkak, değil muhakkak. Mi? Peki. Gerçi seyrettiğimizde de gitmiş görmüş gibi de olunabiliniyor. Çok film çekildi. Çok çekildi evet. Ve çok da anlatımlar var, bak. Gösterimler var. Hani meraklı olanlar zaten bu tür seyrediyorlar. Değil mi? Tarz. Haydi bakalım. Peki. Ondan sonra da Türkiye'ye dönelim dedik. Hop, çünkü döndük. Gene de yuvamıza gelmek zorundayız. O yüzden de karides güveçi yapmış Güzel. Olacağız. Güzel. Haydi bakalım. Evet, malzemelerimize geldiğimizde ilk önce karides topları dediğimizde ben yarım kilo karidesi hem karides güveçte kullanacağım yarısını, yarısını da toplarda kullanacağım Güzel. İçin hepsini bir. Ve bunu hemen bir haşlama yapacağız. Çok hı hı. Az. Yani kaynamış suda yeterli olacak. Çünkü taze aldım ve ayıkladım onları. Bunun yanında eşlik ettiğimiz 2 adet veya 3 adet salatalığı kullanacağım. Tabii ki bunlar hep böyle garni gibi yanında olmuş olacak.
Göbek salatamız olacak. Wow. Onun da süslemesi farklı olacak. Peki. Bir demet soğanımızı hem güveçte kullanacağım hem de karides toplarında. Bir tane havucumuz var. Hı hı. Ve bezelye. Haşlamış olduğum bezelyeyi hani zaman kazanayım diye bunu da haşlamış olacağız. Ve 3 yumurta veya 2 yumurta yeterli olacak. Ben gene sarımsak tozunu kullanmış oluyorum biraz. Bir tatlı kaşığı gibi. Bir tatlı kaşığı gibi de toz kırmızı biber. Tabii ki sokak lezzetlerinde neresi olursa olsun acı biber olmazsa olmazdır onlarda. 2 limonumuz var. Soya sosumuz var. Güzel. Soya soslu yağımız var. Onu da kullanacağız. Sirkemiz var. Tuz, karabiber yeterli. Daha ne olsun? Evet efendim. Daha ne olsun dediğimiz gibi ve sıvı yağımız var. Süpersiniz. Tabii ki güveçte de katı bir eski kaşarı kullanmak. Sert olsun sert değil mi? Sert olması gerekir. Kolot da olabilir bu kaşar. Tamam. Böyle eski bir kaşar da olabilir. Sert olması taze kaşarda olmuyor. Ne tamam. kadar olsa çok yayılmış kaşarımız oluyor. Kaşarımız sert olacak. Evet. Haydi bakalım. Bir de bağlamak için tabii ki yumurta ile falan harcımızı nohut unu kullanıyorum ben. Çok ilginç. Evet. Wow. Bir su bardağı nohut ununu kullanıyorum. Çünkü çok ince un olduğu hı-hı, için. Belli zaten. Ya da unlarda çok ince unu alırsak o da olabilir. Hani peki. herkes nohut unuydu, ne bileyim ben fasulye unuydu onları sevmeyebilir. Peki efendim ince un kullanın diyorsunuz evet, o zaman. İnce un bu tür bağlamalarda çok daha kalın bir harca sebebiyet vermeyecek. Peki efendim. Teşekkür afiyet ediyoruz. Afiyet olsun çok diyorum. Çok sağ olun efendim. Yapanların da şimdiden ellerine evet, sağlık evet, diyoruz. Evet, evet, evet. Teşekkürler, kolay gelsin. Ben günaydın kızlar. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Emel'cim nasılsın? İyiyim. Hazır mısın yeni bir güne? Evet. Güzel bir gün olsun. Her şey yolunda mı? Evet yolunda. Süpersin. Ester çok hoşsun bugün. Teşekkürler. Daha sık yapmalısın. Tamam. Böyle saçları da çok yakıştırdım teşekkür sana. Ederim. Her şey yolunda mı canım? Evet yolunda. Süper. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Haydi bakalım. Hamdallah, hamdallah, hamdallah.
Teşekkür ediyorum sevgili Ester ve Emel'e. Çok güzel bir ilahi işte ruh ve gelin diyor ve aslında çok da güzel bir ayetle programı açıyoruz. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılanırsanız öyle yargılanacaksınız diyor. Nasıl yargılarsan öyle yargılanacaksın. Hangi ölçekle verirsen aynı ölçekle alacaksın. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkar. Çıkartmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin, incilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Matta 7:1-6. Evet, bu sözler çok derin ve aslında tokatla gibi giren sözler değil mi? Her şeyde çok birinciyiz değil mi? Yargılamakta, eleştirmekte ama hiçbir zaman kendimize dönük konuşmuyoruz. Her zaman başkasının hatalarını, başkasının yanlışlarını ilk gözümüze çarpan şey budur değil mi? İşte kardeşin bir şey yaptığı zaman ya da hoşumuza gitmeyen bir şey olduğu zaman ilk yaptığımız şeylerden biri hemen bir şey söylemek, hemen bir yargıya varmak, belki hayatıyla ilgili, belki karakteriyle ilgili hemen böyle bir etiket yapıştırıyoruz. Ama işte Kutsal Kitap'ta çok açık bir şey söylüyor. İsa Mesih de hatırlarsanız bir dedi ki günahsız olan ilk taşı atsın. Değil mi? Feyisiler toplanmıştı ve zina yapan kadını taşlamak istiyorlardı. Ama İsa Mesih ne yaptı? Dedi ki günahsız olan ilk taşı bu kadına atsın ve herkes o taşı elinden bırakmak zorunda kaldı. Düşünmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemlerde baskının ve sıkıntıların arttığı bu dönemlerde biz gerçekten insanları yargılıyor muyuz? Kıyafetlerine göre, karakterlerine göre, insanların hayatlarına göre. Çünkü şunu unutmayalım. Ağzımızdan çıkan her yargı sözü bize geri dönecek. Ben bir şeyi söylüyorsam karşı tarafa bunu yapmıyor olmam gerekiyor. Sevgili Gürkan'la böyle ilgili çok program yaptık. Bunları konuşmaya devam edeceğiz hayatımız boyunca ki öğrenelim. Bazen böyle vura vura, kafamıza vura vura bu sözleri paylaşa paylaşa öğreneceğiz. Kutsal Kitap'ta bu nerede konuşmamız gerektiğini de öğreneceğiz. Bazen öyle yerlerde konuşuyoruz ki hiç öyle bir ortam değil. Hiç doğru bir yer değil ve aslında Tanrı'nın isteğine de uygun değil. Buradan iki şeyden bahsetmek istedim bugün. Bir bu yargı konusu. Lütfen kardeşimizi, etrafımızdaki insanları hayatlarıyla, karakteriyle yargılamadan önce dönüp bir kendimize bakalım. Ben bu yollardan geçtim mi? Ben bunu yaptım mı? Ben çok mu iyiyim ki kardeşime böyle bir etiket yapıştırıyorum? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu dönem en büyük problem belki topluluklar içerisinde birbirimizi bu kadar çok mercek altına almış olmamız bu birinci konu. İkincisinde Kutsal Kitabı paylaştığımız yerler. Şimdi müjde tabii ki bizim en temel taşımız. Her tarafta müjdeyi vermek istiyoruz ve bu bizim bir sorumluluğumuz. Ama Rab diyor ki her tarafta uygun değil. Ben sana göstereceğim. O zaman bir yerde eğer Rabbin sözünü paylaşıyorsanız lütfen biraz o ortama bakalım. Gerçekten o ortamda müjdeyi paylaşabilir miyiz? Tanrı'nın sözünü burada paylaşırsam bu olay nereye gidecek ve hangi insana paylaşıyorum? Bu yüzden biraz daha dua hayatı gerekiyor bunun için. Müjdeden vazgeçmeyin, asla bunu söylemiyorum ama sadece doğru ve Tanrı'nın istediği yerlerde kullanalım. Evet güzel insanlar, birbirimizi yargılamadığımız, birbirimize teşvik verdiğimiz, birbirimizi daha çok sevdiğimiz, hataları örtmek değil ama beraber düzeltmeye çalıştığımız bir dünyada yaşamak isteyelim. Sevgiyle. Tanrı'nın da isteği budur ve Rabbimizin sözünü de onun istediği her yerde paylaşalım. Evet, benden bu kadar. Hazır mıyız? Eğer hazırsak biz hazırız efendim. Çayları kahveleri de hazırlayalım. Melih Ekener geliyor. Kilise Tanrı'nın evidir. Bulunduğun yerde onun evine gitmeye var mısın?
pazar günleri sizlerle birlikte olacağım. Sizin evinize konuk olacağım. Üçüncü günde ay ve yıldızlar yarattı. Peki, Tanrımıza ilahiler söylemeye, onun sözünü dinlemeye ve birlikte dua etmeye hazır mısın? Evet Rab, senin istemediğin günahtan uzak durabilmemiz için bize yardım et. Lütfen bize güç ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Öyleyse mini kilisede sen de bize katıl. Mini kilise en eğlenceli haliyle her pazar 10.30'da, tekrarlarıyla 16'da saat 7 Türk ekranlarında. Peder Alexis Tusse ve Diyakon Peder Burhan Bulatlar'ın sunduğu Katolik Pederlere Sorduk programı, her yaştan Hristiyanların İsa'yı takip etmelerine rehber olacak. Katolik, yani evrensel kilise teolojisiyle ilgili bilmek istedikleriniz, Hristiyan ruhsal hayatı ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey, her pazartesi akşamı saat 20'de saat 7 Türk ekranlarında sizlerle olacak. Katolik Pederlere Sorduk programımız sizlerden gelen sorularla devam ediyor. Sorularınızı bize Saat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numaramız 0533 423 5020'den iletebilirsiniz. Orta Doğu'nun isteğe bağlı ilk Hristiyan video yayın hizmeti olan Saat 7 Plus artık çevrimiçi olarak dünya çapında kullanıma hazır. Arapça, Farsça ve Türkçe içerik yayını sağlayan yeni platform, Saat 7'nin İncil'in hayat değiştiren mesajını, bölgede büyümekte olan ve cep telefonlarıyla etkileşim halinde olan genç nüfusu da içeren, daha geniş bir kitleye ulaştırmasına olanak tanıyor. Saat 7'nin CEO'su Rita El-Maunier, izleyicilerimize kendi Saat 7 deneyimlerini, ne zaman ve hangi cihazda olurlarsa olsunlar, kontrol etme imkanı sunuyor açıklamasında bulundu. Popüler seküler yayın hizmetlerine benzer şekilde çalışan Saat 7 Plus platformu, web tarayıcılarında ve tüm mobil cihazlar için bir uygulama olarak mevcut. Her gün eklenen yeni programlara ve Saat 7 Arapça, Saat 7 Pars, Saat 7 Türk, Saat 7 Kids ve Eğitim Sosyal Gelişim kanalı olan Saat 7 Akademi'den ilgili programların geçmiş kataloğuna erişimin yanı sıra, izleyiciler kanalları platform üzerinden canlı olarak da izleyebiliyor. Uydu televizyonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da çok popüler olduğundan ve izleyicilere internet bağlantısı olmadan ulaşılabildiğinden, uydu yayınları Saat 7'nin birincil platformu olmaya devam ederken, El-Maunier Saat 7 Plus'ın piyasaya sürülmesinin, Tanrı'nın bölgedeki krallığını inşa etmede ve geleceğe yatırımda önemli bir adım olduğunu açıkladı. Programlar çevrim dışı izlemek için de indirilebilir, böylece hareket halindeyken veya internet bağlantısında sorun olduğunda bile izlenebilirler. İzleyicilerin ihtiyaçları ve ilgi alanlarıyla ilgili daha fazla içerik bulmalarına yardımcı olmak için Saat 7 Plus, izleyicinin tercihlerine göre bir sonraki adımda ne izleyeceklerine dair öneriler sunacak. Sevgili kardeşlerim, kız kardeşlerim, hepinizi Rabbin sevgisiyle selamlıyorum. Hep rahat edeceğinizi, hep elde edeceğinizi düşünerek aramayın mutluluğu. Akıl burada çok önemli bir yerde durur. Tanrı'yla komünyon, ilişkiye geçme yeteneğimiz var ruhumuzda. Bir şey daha var, irademiz. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Efendimiz diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Nasıl? Gelin ve benden öğrenin. Onun için öğrenmemiz lazım. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasettin Sahak 2 İncil Anlatmak programıyla her perşembe saat 19.30'da Saat 7 Türk izleyicileriyle buluşuyor. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler, çevre sağlık haberleri, güncel kültür sanat etkinlikleri,
Teknoloji ve bilim haberleriyle haber bültenimiz hafta içi her gün saat 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Bendeniz bir Rab emektaşıyım. Kutsal kitabın ışığında Tanrı'ya dair konuşuyoruz efendim. Yaşama dair, kendimize dair. Ama Tanrı'ya biliyor musunuz doğru şekilde yaklaşma. Rabbim berekettir bu ekran bizim için. Büyük bereketli. Çok dua ediyoruz bu ekran için. Rabbe çok şükrediyoruz. Kutsal ruh bir gerçek. Kutsal ruhu almak gerçek. Tanrı'yla tanışmak gerçek. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu gelip senin yüreğinde ruhunla yaşaması gerçek bu. Herkese merhaba efendim. Lezzetli sohbetler başladı. Canlı yayındayız Saat 7 ekranlarında ve günlerden cuma haftayı bitiriyoruz. Ve çok özel bir konuğumuz var. Ona bir merhaba diyelim. Sevgili Melih Ekener bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Konuk sayılmam ben. Ev sahibi sayılırım. Evet. Yani ama benim için özel. Yani canlı yayında olmak ya, farklı. Evet, nasılsın? Evet. İyiyim, gayet iyiyim. Hayat Şunlar nasıl olsun. Gidiyor? Canavar gibiyim. İyi, yorucu. Gerçi hani yorucu kısmı tamamlıyoruz şimdi hani televizyon olarak da yaz sezonuna Tabii. girdik. Şimdi hani canlı yayınlara ara veriliyor. Öyle. İşte yani bir sürü şeyler yapılıyor ama bantlar devam ediyor. Bant çekimleri. Yeni programlarımız var. Var var birkaç tane belgesel var ki belgeseller bizim için çok önemli çok. Biliyorsun. Bu arada seyircilere söylemek lazım hani. Lök diye konuya girdi. Biz böyleyiz. Hani izleyicilerin çoğu şeyden tanıyor işte filmlerden Tabii şuradan ki. Buradan tanıyor ama aynı zamanda Saat 7 Türk'ün neyim ben? Genel müdürlüğünü. Müdür ya işte yani. Patron. Sevmiyorum o patron lafını falan. Yani ne diyeyim şey yapıyorum hani hep birlikte yaptığımız bir şeyin başında duruyorum yönlendirme yapıyorum falan filan. Çünkü 60 kişilik bir kadroyuz 60 Vay kişilik be. Bir iş yapıyoruz. Nereden nereye? Onun için hani bir kişinin işi değil bu. Bir kişi sadece yönlendirme yapıyor öyle söyleyeyim. Ondan sonra işte yazın birçok belgesel var çekmemiz gereken. Süper. En büyüğü, en heyecanlandıran zaten Kapadokya belgeseli çekeceğiz. Onu ki ben oranın, de merak ediyorum. Tabii Hristiyanlık tarihi açısından önemi çok büyük biliyorsun evet, oranın. Evet tabii. Ki birkaç yer daha bulundu, yeni yerler yeni. Bulundu. Onların da peşindeyiz. İşte Haydi kazılar bakalım. Mazılar yapılıyor şimdi bir sürü arkeolojik çalışmalar var. O bittikten sonra orası için de belgeseli şimdiden hazırlanıyoruz biz. Gagavuzlarla ilgili yapmıştık, o çok güzeldi. O güzeldi başkanını yani. Başkanını da aldık işte, biz programa. Hani, şey Türkçe konuşan bütün Hristiyanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Süper. Çünkü amacımız hani... Türkiye'de Anadolu'da yaşayan Hristiyan kültürünü insanlara tanıtmak burada. 2000 yıldır olan kültürü insanlara göstermek. Çünkü yok olmaya yüz tutmuş bir kültür. Onu tekrar canlandırmak değil de tekrar gün yüzüne çıkarmak diyeyim. Hatırlatmak insanlar, gibi değil mi? Yani insanlar şey kalmasın hani Türkiye'nin tarihinden Doğru eksik söylüyorsun. Kalmasın Doğru. diye. Bilsinler. Hani. Bence özellikle gençler bilmesi gerekiyor. Gençlerin de eskilerin de çünkü eskiler de hatırlamıyor artık hani konuşulmaya konuşulmuyor, unutulmuyor, unutulmuyor. Ve gündem zaten o kadar hızlı değişiyor ki. Tabii. Hristiyanlar da şeye çekilmiş vaziyette. Hani Bizi kendi bayağı. Kabuğuna çekilmiş vaziyette. Çünkü kalmıyorlar hani sürekli göçüyorlar, ülkeyi terk ediyorlar. Sadece bu şeyden dolayı değil hani. Başka bir inançtan oldukları için değil. Hani buranın ekonomik yapısı, Tabii. durumsal yapısı ve gidiyorlar hani Türkiye'yi terk ediyorlar. Ve Türkiye'yi terk edince de farklı şeylerle karşılaşıyoruz aslında. Önemli bir kültürü götürüyorlar. İşte yani bize ait olan ben. Çok evet. önemli bir kültürü Öyle. Götürüyorlar. Öyle. Ve yani o kültürü kaybetmek demek Türkiye için çok önemli olsa gerek. Ve bunun bilincindeyiz yani farkındayız ve o kültürü burada tekrar canlandırmak için
tekrar hatırlatmak, yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Süpersin. Çok fazla canlı yayın yapıyoruz biz kanal olarak. Değil mi? Yani bir sürü canlı programlarımız var. Bu da hiç kolay değil bu arada. Nereden nereye bence diyorum? Bence daha kolay ya. Gerçekten. Tabii yapıyorsun. Bitiyor çünkü neticede. Gerçi şey finansal olarak daha pahalı bir şey. Çünkü birçok yere ücretler ödeniyor. Tabii. Ama öteki türlü bakınca hani yaptım, çekiyorsun bitti. Bir saat, iki saat program yapıyorsun, bitiyor. Hem o an canlı yayınlanıyor hem de elinde program oluyor iki saat. Bu sene sen de bir program yaptın. Diakon Peder Burhan'la birlikte Latin Katolik Kilisesi nesi oluyor? Nesi oluyor? İşte pederlerinden. Pederlerinden. Onlar bizim hikayemiz de çok şey. İlk beraber geldik çünkü Rabbi. Yıllar önce 80'li yıllarda San Antoine Katolik Kilisesi'nde beraber geldik. Ben bilmiyorum bak bunu. Ve genciz ikimiz de merak ediyoruz. İşte öğrenmeye çalışıyoruz. Yani rahmetli Padre Luigi vardı, ondan eğitim almaya çalışıyor. Eğitim derken hani kutsal kitapta ne anlatmaya çalışıyor, nedir Hristiyanlık, onların bilgisini almaya çalışıyoruz. O dönemler bayağı başımızdan şeyler geçti. Biz gazetelere çıktık, bir şeyler oldu falan filan. Hani, ve yani yıllar geçti üstünden, yaklaşık bir 20-25 yıl, belki 30 yıl hiç görmedik birbirimizi. 30 yıl sonra bu televizyon aracılığıyla hani karşılaştık. Ne güzel. Ve o uğraşmış, hani direnmiş, kalmış. Pederliğe kadar gelmiş, kalmış. Eğitimini almış, pederliğe kadar gelmiş. Ve ben de hani işte buranın başına gelmişim, böyle bir şey oluşumunda bulunmuşum. Ve bu hani Tanrı'nın planının... Amin. Sen istesen de istemesen de ne kadar şey olduğunu, aktif olduğunu gösteriyor. Ne güzel. O keyifli bir şey. Çektiniz mi? Burhan'la birlikte 13 bölüm çektik. Tamam. Çok enteresan bir program oldu. İzledim. Çünkü bize sürekli argümanlarla geliyorlar ya. İşte yani bu şey eğitimsizlikten, bilgisizlikten kaynaklanıyor. İşte İncil değiştirildi mi? Üç Tanrı'ya mı inanıyorsunuz? Şu mu bu mu diye. Hani paradigmal olarak duydukları her şeyi bize veriyorlar. Soruyorlar. Biz de Hristiyanlar olarak bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Sürekli bir savunma halindeyiz kendimizi. Ama dedik ki ya bunları hani insanlar bize soruyor, biz de argümanlarımızla cevap veriyoruz, kanıtlarımızla, şunlarla bunlarla cevap veriyoruz. Biz hiç kendimize sormadık bu soruları dedik. O zaman kendimize soralım dedik. Hadi oturduk Burhan'la birlikte. Ve yani keyifli ama tabii güzel. İlk konumuz şeydi, yani kutsal kitap değiştirilmiş olabilir mi harbiden? Yani şey var ya ne o, ateşin olmadığı yerde yani, duman çıkmaz acaba mı diye. Hani uğraştık mı? Yok. Yok efendim. Çıkmadı. Yok. Acaba dedik, ikinci program oydu. Üç Tanrı'ya mı inanıyoruz acaba? Onun üstüne gittik. Hani bize sunulan anti argümanlar nedir diye. Ve bizim argümanlarımız sağlam mı değil mi baktık. Evet, yok, üç Tanrı'ya inanmıyormuşuz. Tek Tanrı'ya inanıyormuşuz. Yani bütün bunlar keyifli bir program oldu. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi sevgili Melih? Gerçekten böyle sorular soruluyor şimdi. Hayır, böyle değil demek yetmiyor insanlara. Evet, bu değiştirilmedi deyip bırakmak aslında şey görülüyor bu sefer insanlar. İşte bak, yani tam olarak bilmiyor demek ki. Böyle programlar lazım biraz. Gerçekten neye inanıyoruz, ya, ne yapıyoruz? Ülkemizde hani her şey fanatizmle eşdeğer. Hani futbol tutuyor adam, ne bileyim ben işte dini inancı partiler, olsun, martiler, parti hepsi. Olsun. Hepsi bir fanatizmle yani gidiyor, işliyor. Hiç şey yok hani ya bir dakika ben hani bu partiyi tutuyorum ya da bu inancın içindeyim ya da şuradayım buradayım. Hı hı. Hani bu akım ne, bunu öğreneyim. Niye bu hani bu kadar akım varken niye bunu seçtim? Niye bu kadar parti varken bunu seçtim ya da niye bu kadar inanç varken bunu seçtim? Yani ben ona bir bakayım. Diğer şeylere de bakayım, bu yok. Hani bir fanatizm şeyle işte ben şuyum ben buyum diye kendine aidiyet hissediyor herhalde. Ve bu şekilde gidiyor ve... yani ülkede maalesef paradigmalarla yaşıyoruz. Paradigmalarla yaşamaya yani, devam edeceğiz mi peki Melih? Yani işte olabildiğince hani yanlış fikirleri asılsız diyeyim. Asılsız çünkü hani nereden geldiği belli değil. Yani bir deli kuyuya işte taş atmış, işte İncil değiştirilmiş demiş. Yani bin akıllı uğraşıyor. Yani nereden çıktı bu söz? İşte üç Tanrı'ya inanıyorlar. Yani nereden çıktı? Kim söyledi bunu? İşte biri. Yani hani birisi bir deli kuyuya taş atıyor, bin akıllı çıkarmaya çalışıyor. Ya gerçi kaç yıl oldu? 2015'te biz yayına çıktık. 2015'ten beri 7 yıldır hani izleyicilerimiz için gerçekten bir aşama kaydettik. Hı-hı. Hani
nereden anlıyoruz bunu? Geri dönüşlerden tabii anlıyoruz. Ki. Yani insanlar tabii geri ki dönüyor, söylüyorlar hani tamam ben sizin inancınıza ait değilim diyor. Ama merakımı celbetti, seyrettim diyor ve diyor hiç böyle bilmiyordum diyor. Ya. Yani hiç de, bana anlatılan gibi, benim bildiğim gibi ki o bilginin de nereden geldiğini bilmiyorlar. Ondan sonra öyle değilmiş diyor, öyle kalıyor ve bu hani şey bir aşama kaydediyoruz gibi geliyor. Yani en azından derdimizi anlatabiliyoruz. Bir de Hristiyanları da sevgili Melih tanımıyorlardı insanlar biliyor musun? Tam tabii olarak neyiz, nasıl giyiniyoruz, nasıl konuşuyoruz, ne yapıyoruz, hayatlarımız nasıl? İnsanlar böyle bir balon var. İşte bunu da gösteriyoruz programlarda. Ya ilk gelen şeyler öyleydi zaten. Hani kilisenin içini göstermeye başladık, ibadetleri göstermeye başladık. Gelen telefonların seyirci geri dönüşlerinin çoğu şeydi. Ya diyordu biz hani kiliseyi biliyoruz, orada insanlar olduğunu, hani ibadet yapıldığını biliyorduk diyorlar. Ama hiç gitmedik içine diyorlar. Ve diyorlar hani televizyonda gördük, siz de bizim gibiymişsiniz kardeşim. Hani gidip dua edip çıkıyormuşsunuz, bir şey yokmuş diyor. Doğru. Hani ne zannediyorlardı acaba daha önce? Hani bazı şeyleri yıktık gibi geliyor. 7 sene oldu artık. Evet. Yani çok programlar yapılıyor bunun için. Yani bir çabamız da var bunu göstermek. Yani. Doğruyu göstermek aslında. Aynen. Peki sende neler 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 yok? Bu ara neler yapıyorsun? Ya, biliyorum Tatlıca Türk zaten çok yoğun. Sezon finaline giriyorsun, yeni programlar başlayacak, bant yayınlar var ama senin bir de farklı bir kimliğin var. Kimliğim? Tabii. Yok ya bir tane kimliğim. Sen bir de ünlü bir oyuncusun. Ya ünlü bizim mesleğin lütfen şeyi, yan etkisi. Evet, ama hiç sevmiyorum o kelimeyi çünkü. Ama bana hep söylüyorlar insanlar. Şimdi genel müdürüm olduğunu bilen insanlar bana yazıyorlar. Nasıl hissediyorsun Melih Ekener'le çalışmak, ünlü biriyle çalışmak ünlü nasıl hissettiriyor? Normal, o da normal bir insan diyorum senin benim gibi. Ya ünlü kelimesi çok takıntılıyım ona. Neydi adı? Bir yazar var, tiyatrocu, oyuncu bir oyun yazmış. Orada anlatıyor işte. Ya diyor ben diyor ünlü zannediyordum kendimi diyor. Bir gün çıktım diyor, ünlü oyuncu bu. Oyunda yazıyor bunu. My Dinner with Andre diye bir oyun. Andre ile ne akşam yemeği. Çıktım diyor, sokağa çıktım diyor. Tebliğli kıyafet hani insanlar üşüşmesini. 50'li yıllarda Amerika'da bu. Şeyde Broadway'de. Kasaba gittim diyor. Ya kasap muhteşem diyor. Nesi muhteşem? Kasap diyor, kasap doğmadı diyor, onu oynuyor diyor ve o kadar benimsemiş ki rolünü, o kadar ünlü ki diyor. Yani mahalleye gidince diyor işte Andre kimdi deyince diyor düşünüyor Andre kimdi diyor ama kasap deyince tanıyorlar diyor. Çok meşhur, benden meşhur diyor. Onun için hani çözmüş bizim şeyin hani mesleğin tuhaflığı orada diyeyim. Hani ben alışamadım buna. Kaç sene oldu? Ya. Kendisi ünlü değilim diye olabilir ya da bunu ünlü değil de, ünlü kelimesi rahatsız ediyor ama hala filmleri devam eden bir aktörden bahsediyoruz efendim. Videolarımız var. Biraz başlayalım efendim Melih Ekener'in ne yaptığına bakalım. Gündelik yaşamdan kısa kesitler bize dair neler anlatıyor? Böyle arka arkaya bir sürü skeç falan oldu. Ne dersiniz? Keyifle izlenecek bir şey bulalım. Ne dersiniz? Ne? Buldum. Ne? Kadın erkek ilişkisi. Yüzümüzü güldüren kısa anlatılar, tecrübeli oyuncuların performanslarıyla ekranlarınıza geliyor. İpek Turgay'ın kaleme aldığı ve Güneş Berberoğlu, Kirkor Dinç Kayıkçı, İlknur Bayfırat ve Melih Ekener'in performanslarıyla hayat bulan durumlar Saat 7 Türk ekranlarında. Bir şey yaptınız siz. Yaptık. Geçen sene yaptık. İşte 4 tane oyuncu arkadaş bir araya geldik.
Yani hep şey deniliyor yani din kanalı yanlış olur da din kültürü kanalı deyince böyle hep bir ciddiyet böyle bir şey bekliyorlar ve sanki Hristiyanlar gülmezmiş, evet, sürekli somurturlarmış gibi. Ve bunu kırmak için hani sürekli uğraşıyoruz. Daha önce de yaptık, ilişkiler yaptık, bir sürü şeyler yaptık. Rahmetli Levent Ünsal'la çok iş yaptık burada. Ve şey yani hani Hristiyanlar da komedi yapıyor mu? Yapıyor. Tabii hani canım. Şey değiliz, yaşamdan ayrı şeyler değiliz. Yani hiçbirimiz manastırda yaşamıyoruz zaten. Hani yaşamdan kopuk değiliz, yaşamın içindeyiz. Yani bunu göstermek için işte durumlar... yazdırdık küçük küçük skeçler, gag komedi. Zaten bizim ustası olduğumuz iş gag komedi. Ve çok keyifliydi. Umarım bu sene yine Eylül Ekim'de ikinci şeyini çekeriz. İster misin çekmeyi? Devam edecek misiniz? Ya keyifli. Biz çok keyif alıyoruz. Yani Kirkor, Güneş, İlknur ondan sonra. Çok keyifli zaman geçiriyoruz orada. Çok eğlenerek yaptığımız iş onun için. Senin de bir de tiyatron kitlen var. Yani ben seni tiyatroda izledim. Gerçekten çok iyi oyunlarda tiyatro, oynadınız. Abi yani tiyatro 81 kaç sene? 41 sene olmuş. 41 sene. Yani ufak ufak aralıkları saymazsak hiç bırakmadım tiyatroyu. Sürekli devam ettim. Farklı tiyatrolarda, farklı şeylerde. Bu salgın öncesi de Ali Poyrazoğlu ile beraberdik. Evet. Beraber oyunlar oynuyorduk. 2-3 tane oyunumuz vardı. Yeni bir oyunun provasına girmiştik. Korona başladı. Hayır, çıktı. Oyun çıktı. Dekoru mekoru yapıldı. Evet. Sahneleyeceğiz. Salgın çıktı. Ali için çok tehlikeliydi tabii, yaş itibariyle. Onu dedik sen Bodrum'a izole olmaya git. Oraya gitti. Sonra bu senenin başında tekrar bir araya gelecektik. Yine yeni oyun çıkardık. İki tane oyun vardı. Muhteşem oyunlardı hem de. Çok keyifli oyunlardı. Ama Ali bir rahatsızlık geçirdi. Onun için tedavi için yurt dışına gitti. Ama çok iyi, sapa sağlam döndü. Çok geçmiş olsun. Sapa sağlam döndü Ali Poyrazoğlu. Şimdi Bodrum'da klasik dinleniyor. Umarım Eylül, Ekim ayında yeni oyunlarla yine piyasada olacağız. Yani tiyatro piyasasında olacağız. Şimdi Ali Poyrazoğlu'nun öyle bir havası var ki kapalı gişe oynuyor bütün oyunlarınız. Yani biz geldiğimizde yani hep böyle çok kocaman kitleli. Onun da bu sene şeyler. 52. yılı mı? 50. yılı mı ne? Şey özel tiyatroda yani kendi tiyatrosu Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun 50. yılı. 50 yıl hiç durmadan, hiç durmadan ki salgın döneminde bile ben duramam dedi. Tek kişilik oyunlar çıkardı. İşte mesafeli, şöyle bunu tek kişilik oyunlarla nasıl? Devam anlat, etti. Anlat. Nasıl? Ali Poyrazoğlu şimdi kendisi izlemiyordur. Biraz onun dedikodusunu yapalım. Hiç belli olmaz. Ali bizim kanalı seviyor. Hatta söylüyor ben diyor şeye gelmek istiyorum diyor, programa gelmek istiyorum diyor. Lütfen. Biz buyursun. De öyle gel diyoruz ama buyursun. Canlı yayına gelmek istiyorum diyor. Ya ben gelirse korkuyorum. Kapanır herhalde. Korkuyorum. Zor mu onunla çalışmak? Yok, çok keyifli. Yani eskiden zordu, gençken zordu. Çünkü biraz şey agresif ve şey yani sinirli, normal sinirli özel tiyatro patronu Türkiye'de olunca zor oluyor. Ya ama şimdi daha yumuşadı, daha şey, daha iyiyiz yani şimdi. Süper. Hani, ama yani iyi bir ekibiniz var. Çok güzel oyunlar yaptınız. Ya ekip çok iyi. Zaten hani ekip tiyatroyu ayakta tutan. Peki sence bizim ekibimiz nasıl? Bilmem. Sevgili Melih Ekener'cim. Bilmem. Yani buradan yemek kokuları, evet, oradan müthiş müzik sesleri. Yani buradan tatlı sohbet bana iyi geliyor. Yani ben sorayım nasıl gidiyor ekiple aranız? Ya, bu sezon muhteşem bir sezon yaptık. Anlaşabiliyor musunuz? Ya anlaşamayacak hiçbir şey yok. Çıkınca herkes... dışarı dedikodu var mı? Ya bir şey çaylağı çaldılar ya da onlar ya Şemsa bugün çok kötü giyinmiş diye. Bizde hiç yok. Bizde hiç Aynı yok. Aynı güzel. Herkes kendi işini yapıyor. Aynı güzel. Ondan sonra bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sonra da evimize gitmek istiyoruz. Yani izleyicilikle bir paydaşlığımız var. Seviyorlar bizim o doğal hallerimizi. Kanivar geliyor buraya, evliliği anlatıyoruz. Evde ne yaşıyoruz? İnsanlar başlıyor yazmaya. Ben de bunu yaşadım. Böyle oldu. Ben de şöyle tartıştım. Ben de böyle çözdüm diye. Böyle samimi bir ortamımız var bizim. 6 sene oldu artık. Ya 6 sene. 6 sene oldu. Ey maşallah. Ne güzelmiş. Bugün mutfakta karidesler pişiyor. New Orleans'larmış bir şeylermiş. Evet Meral Şef. Evet. New Orleans'a gitmiş olduk. Sokak lezzeti.
karides topları. New Orleans zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinin en büyük şehridir. Hmm. Meksika Körfezi ile Ponch Train gölü haris. Mutfak şeyi var mı onların, kültürü var mı? Tabii ki sokak Allah lezzetleri Allah. Bütün dünyada aslında. Sokak yakın lezzetini yani onlar Meksika, sosis satıyorlar, şey satıyorlar. Meksika Körfezi yakınında olduğu için bir alıntıları var. Hmm. Denizlikten yani o şey. Tabii ondan dolayı. Amerika'nın bütün mutfağı şeyden, Akdeniz'den, Avrupa'dan, Arak'tan. Oradan toplama gibi geliyor. Oradan yani. Gitmişler, kültürde götürmüşler. Olabilir ama her toplulukta yaşadığı için onlar da götürmüş olabilir sokak lezzetlerini. Oranın bak Amerika'nın gerçek yemek kültürü Kızılderililerin şeyi kültürü. Evet, doğru. Evet. Ve onların tuhaf yemekleri var. Mesela bir tanesini yedim ben, ballı karınca diye bir şey var. Yani, timsah etiyle yapılan ya, bilmeden çok güzel. Yedi ama çok lezzetliymiş. Yani sonra protein söyledi. Ama protein. Ya protein zaten hani şey, bildiğimiz karınca da oluyor. Dev gibi dev, bir şey böyle, böyle bir şey. Evet. Pişince onlar yağda pişiriyorlar, bir şey oluyor, tuhaflaşıyor onlar. Hani böyle yiyorsun çıtır çıtır ballı mallı tatlı bir şey yiyorsun. Aynı zamanda da çok hareketli bir şehir New Orleans. Karides toplarını... 250 gram gibi karidesimizi aldık, temizledik onları ve çok az, hemen 2-3 dakika. Nasıl aldın onu? Allah! Karides kaç para biliyor musun? Efendim, toplayarak bir sezonun bedelini düşünerek ya, yapmış ya. Olduk. Bu da hediye olsun diye düşündük. Hı-hı. Çünkü programlarımız bitiyor. Hı-hı. Yayarsak hiçbir şey değildir herhalde. Evet. Böyle günlere Hı-hı. yaydığımızda çok az bir meblağ çıkabilir. Ayrıca üç tarafımız denizlerle kaplı yani. Demek karidesi biz, gidip... Doğru. Ama bizde öyle değil ya, tabii maalesef. Ki. 100 gram gibi, 150 gram gibi bezelye haşlamış olduk. Onu etkiledik. Bir adet havucumuzu ince ince kıyıp haşladık. Ve taze soğanımızı... Dur, hepsini bir yere mi koydun tabii onu? Tabii ki hepsini bir yere. İki yumurta. Ha, yumurta da var. Karides de hepsini attın içine. Hepsini attım efendim ve acı biberlerimiz de olmazsa ya. Olmaz sokak ya. Lezzetlerinde. Taze soğan çok yakışıyor. Tüm dünyada kullanabiliyor. İlle arpacık soğan kullanmamıza kaide yok. Ve nohut unu kullanıyoruz. Neden nohut unu kullanıyoruz? Çok ince olduğu için efendim. İnce unu da kullanabiliriz. Çünkü pirinç unu daha ince değil mi? Onu kullansın olmuyor. Pirinç unu da olabilir tabii ki. Ama tadını, bir aromasını almanız gerekir. O yüzden de baklagillerde bunu... Duyarlı hissedebilirsiniz. Ne gülüyorsun, ben mutfağı çok seviyorum ya. Süpersiniz. Yani, o açıdan bu bununla sirke birlikte mi? Sirke. Sosunda soya soslu limonlu. O sosu ayrıca mı olacak? Ayrıca bunları olacak. Kızartacaksın çünkü bandırma olacak. Ha, kızartacaksın bunları sonra? Kızartma yapmayacağım ben. Nasıl yapacaksın? Fırında yapacağım. Ha, tamam, daha iyi, daha sağlıklı. Daha iyi. Hı-hı. Bir fazla tek şey yorumumuz orada olacağız. Karbonhidrat fazla kullanma. İyi değil çok karbonhidrat. Çok az işte bağlamak için. Hı-hı. İncecik Hı-hı. oldun sevgili Melih. Evet, evet. Çok az onu bağlamak için ya, kullanmak. Ya. Ve de Hı-hı. çıtırlarını göstermek için Hı-hı. efendim. Onu bunun içine mi katacaksın, evet. onu bulayacaksın mı? Evet. İçine katacaksın. Tamam, yapsam ben. İçine katacağım ben. Sen keyfine bak. Ay, çok keyifli ya. Sevdin mi? Sevmez miyim ya? Ya. En çok yani, kanalda yapmak istediğim şey orada olmak. Ama iş ne aldı? Birlikte yapalım efendim. Ne kadar yapalım. Güzel olur. Yapalım. Ben çok karışıyorum mutfakta. Çok Oo. Güzel bir şey. Ay, hiç iyi değil. Hiç şimdi bana problem olmazsınız efendim. 1,5-2 senedir işte diyet demeyeyim de yeme alışkanlığımı değiştirdim. Değiştirdin ben. Tamamen. İşte low carb, düşük karbonhidrat, şeker yok, o yok, bu yok falan. Ketojenik mi? Ya ketojenik değil aslında. Yani amacım şey değil. Hani diyet yapayım, şöyle yapayım falan filan. Amacım Tanrı'nın yarattığı orijinal insan formuna geri dönmek. Çok haklısın. Yani çünkü bunlar şeyde yok. 3 öğün yemek yemek ya da 2 öğün yemek yemek ya da şu bu. Yok yani, şeyimizde yok, yapımızda yok. Bizim yapımızda ne var? İşte sabah kalkıyor, yani ilk zamanlardan bahsediyorum. Kalkıyor, yapacak bir şey yok. Başlıyor yürümeye, hareket var. Doğru. Ondan sonra işte oradan buradan meyve bulursa yiyor. Aha, bir tavşan görüyor. Avlanıyor. Aha, yiyeceğim diyor. Koşturuyor. İyice hareket, farklı hareket. Çünkü spor salonunda onlar ve buldukça yiyor. İhtiyacı oldukça yiyor ve doyduğu zaman doyuyor yani. Hani diğer hayvan gibi değil. Bazı hayvanlar var ya, doyma hissi yok. Yiyip ölüyor, bitiyor. Doğru. Onun gibi de değil. Hani yiyor, doyduğunu hissedince
bırakıyor. Yani bu şekilde yaşamaya, bu şekilde beslenmeye özen gösteriyorum şimdi. Ama artık tamamsınız. Süper. Sen yok, artık bunu şey, hayat tarzına istediğim, oturttun. İstediğim değil şeye mi? Kiloya ulaştım ama şimdi böyle hayat devam tarzı. Ediyor. Süpersin. Aslında hepimizin yapması gereken bir şey. Çünkü böyle yaratılmadık. Çok güzel bir şey söyledi sevgili Melih. İlahilerimiz var efendim. Biliyorsunuz bu sezon ilahiler de var sevgili. Çok keyifli. Onları dinlemek. Evet. Bahsetmeyecektim çocukluklarından ama onları dinlemek benim için müthiş bir keyif. Müthiş tanıyorsun bir eskilerden keyif. Galiba. Tabii canım yani ikisinden yani bebekliklerini biliyoruz öyle söyleyeyim. Yani muhteşem bir duygu bu. Yani bizden sonraki jenerasyonun hani gelişip ilerleyip de böyle şeyler yapması. Tabii. Yani Rabbin onlara verdiği yetenekleri kullanması muhteşem bir şey. Bizim ekranlarımızda bu çok, çok güzel iyiler. Bir şey. Çok mutluyum burada oldukları için. Büyük bir lütuf. Ya. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Çözüldüm işte, sarındım tüm sevgimle. Düşmanlarımdan korkmuyorum ben, kurtuluş eskisiyle. Tanrı çocuğuyum ben, korkuya esir değilim. Tanrı çocuğuyum ben. Ana rahminde beni sen seçtin. Sen çağırdın, yeniden doğdun, ailen oldun, sevgin damarlarımda. Korkuya esir değilim, Tanrı çocuğu. Teşekkür ediyoruz. Amin. Ne mesajlarımız güzel. Var. Çok güzel. Kimin nasıl? İlahisi bu? Evet,
Evet. Çeviri derken yani yabancı bir yerden çeviri. Çok güzelmiş evet, ama çok sözleri güzel de. Çeviren kimse eline sağlık. Siz de çok güzel çaldınız. Teşekkür ederiz. Emel'in resitalleri var biliyorsun. Tabii. Bayılıyorum onları. O muhteşem zaten o bizim zaten gururumuz. Ne, virtüöz mü denir, ne denir? Yok o kadar en sevimli. Ama iyisin yani neticede. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Şu an öğretmenlik mi yapıyorsun? Öğretmen seviyesindesin yani. Şu an evet öğretmenlik yapıyorum. Çocuklara, kolay değil yani. Çocuklara ders veriyor ve çocuklara konser verdirdi birkaç gün önce. Evet. Tabii çocuklar konser verdiler. Yani kendi öğrencileri var. Çok gururluyuz onu burada bulundurmaktan. Ay, gerçekten. Mesajlar var. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Tina Hanım, Rabbin esenliği sizlerle olsun demiş. Amin. Orhan Bey, sevginin açmadığı kapı var mı diye sormuş. Var mı? Sevginin açmadığı kapı. Evet. Sevginin ne olduğuna bakmak lazım. Ha. Yani... Sevgi çünkü çok şey, çok özel bir kelime. Evet. Çünkü özel olmasa İncil'de Tanrı sevgidir yazmaz. Doğru. Hani herkes Tanrı'yı merak ediyor, Tanrı'yı araştırıyor. Halbuki orada söylemiş Tanrı sevgidir demiş. Sevgiyi bulunca Tanrı'yı da buluyorsun zaten. Evet. Ama yani hangi sevgi? Sevgi çeşitlemeleri o kadar fazla ki çünkü hani günümüzde. Peki Tanrı'nın istediği sevgi hangi sevgi sence? Tanrı'nın istediği sevgi değil, Tanrı sevgidir'deki sevgi ne? Nedir? Onu bulmak bak, lazım. Bilmiyorum, ben de araştırıyorum. Araştırıyoruz, ben de hala yani, arıyorum. Yani mezmurlarda dediği gibi hani yatar gece gündüz Rabbi düşünürüm diyor ya, hani düşünecek bir şey yok. Bunu düşünüyorsun. Nasıl bir şey sevgi? Yani sevginin özelliği ne? Çünkü sevginin tanımı da yok. Yok. Yani Tanrı'nın tanımı olmadığı gibi, sevginin de tanımı yok. Doğru söylüyorsun. Yani, biz çok şey... Ne yafta mı diyeyim ona? Hani bir şey tarif ediyorsun, işte, bir takım tabii kavramlarla anlatmaya çalışıyorsun ama sevgi karşılığı olmayan bir kavram. Yani sözel karşılığı olmayan bir kavram bence. Süper, peki. İyi yayınlar Şemsa Hanım ve tüm Satya Türk ailesi demiş Anjel Hanım. Ferhat Bey İzmir'den esenlikler ve yayınlar diliyorum demiş. Anjel Hanım bizden sizlere merhabalar, hoş geldiniz Beyh Bey. Sizi görmek ne güzel demişler. Ay, efendim. Alper Bey, sevgili konuğunuza ve tüm Satyedi Türk ailesine İzmir'den sevgiler, saygılar, Rab bereketlesin efendim demiş. Amin. İzmir'e de buradan kocaman sevgiler. Süpersiniz. Birçok yerde birçok seyircimiz var bizim. Antakya'dan bu sene çok var. Antakya'da, çok Antakya'da var. Şey geçen 10-15 gün önce Antakya'daydım. Orada birkaç düğüne katıldım, birkaç kiliseyi ziyaret etme şansına sahip oldum. Orada mesela Mihail var, Mihail Toksöz var. Yazmış. Ona diyor ki ben diyor dükkana geliyorum diyor, açıyorum şeyi ekranı diyor, saat 7'yi 7.24 diyor, bunu seyrediyorum diyor. Sağ olsun. Dedim bunu çok güzel yazsana bize bunu dedim. Ondan sonra yazıyorum, cevap vermiyorlar dedi. Evet, şunu şikayetini belirtmiş. WhatsApp'a düşüyor. Lütfen Facebook ya da YouTube'dan yazın, ben canlı canlı okuyacağım. Bakın şimdi mesajınızı okuyorum. Tamam. WhatsApp'tan göremiyorum ben ama eğer Facebook ve YouTube'dan yazarsanız hemen cevaplayabilirim. Rejiden görüyorlarsa rejide şey yapsın, iletsin. Allah Allah. Allah Allah. Mihail önemli bir seyircimiz. Çünkü yani her şeyi biliyor Mihail bir de. Biliyor. Diyor sabah diyor şu program var arkasından şu başı. Onun yerine şunu şu saatte koyun diyor. Ben diyor sabahın köründe diyor vaaz dinleyemiyorum onu şu da. Bayağı şey yani konuştuğumuzda inanılmazdı. Antakya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den. Antakya bir de Antakya'nın içinde de değil. Altınözü'nden. Kendileri. Altınözü'nü biliyor musun? Hayır. Altınözü sınıra daha yakın, Suriye sınırına daha, yakın bir köy. Orada ya ben de yıllar önce, 25 sene önce mi ne, ilk gittiğimde şok olmuştum. Hiç öyle bir şey bilmiyordum mesela. Köy Arap Ortodoks köyü. Arap Ortodoks. Evet, Arap ve Ortodoks köyü. Herkes Arapça konuşuyor. Ortodokslar. Çok yani iyi. Köyün en büyük sorunu bir Ortodoks kilisesi var, bir Protestan kilisesi var. İşte o diyor onlar Protestan oldu, onlar diyor Ortodokslar kitabı bilmiyor. Şöyle, tek dertleri bu. Gerçi yavaş yavaş şey oldu. Hani ne oldu? Hani yavaş yavaş büyümeye başladı, öyle söyleyeyim ondan sonra. Mihail Bey demiş ki Rab sizi bolca bereketlesin ve kutsasın, iyi yayınlar ve Melih kardeşe selamlar demiş. İzmirler hep burada anlaşılan, Tanrı bizi seviyor demiş Orhan Bey. Nayan Hanım, sevgili Satyedi ailesi, Rab her birinizin hizmetini bol bol bereketlesin. Sizlerin aracılığıyla biz de bereketleniyoruz demişler. Amin. Kötü şey geliyor mu hiç, kötü mesaj? Çok. Ha. Geliyor. Okumuyorsun onları. Okuyorum. Ha. Ben bilmiyorum, böyle bir şey yapıyorum. Kötü mesaj gelse de okuyorum. Yani ve kötü mesaj dediğim... Yani eleştiri olabiliyor, bir şeyi beğenmiyor olabiliyor izleyicimiz ya da yok, o konuyla ilgili bir şey olabiliyor. Ben burada okuyorum. Onlar da öyle seviyorlar zaten her şeyi okuduğum için. Orhan Bey, bir gün İzmir'de topluca canlı yayına katılmak için Sat 7'ye gidelim mi demiş. Kesinlikle gelsin. Buyurun.
Onlar gelmesin, onlar toplansınlar, biz gidelim çekelim. Biz demeyi, of ne güzel olur ya. Niye olmasın? Yapalım mı öyle yaparız. Bir şey? Çok isterim. Ya organize edin, gidin abi. Program sizin. Bu bize artık. Alın gitarı şeyi, mutfağı falan. Mutfak vardır orada. Şimdi Orhan Bey demiş ki, şimdi mesajlara bakılmıyor dedi ya Mihail Bey. Şimdi bizi savunan Orhan Bey demiş ki, Mihail Bey şemsal size de döner. Toplu mesajlarımızı okuyor. Bazen de çok nadir olarak gözünden kaçmış olabiliyor. Buyurun efendim. Ya. Canım izleyicim. Şemsal'da da tiyatro ruhu var. Her halinden belli oluyor. Programı ikisi götürüyor. Skeç gibi oldu. Muhteşemler demişler efendim. Sen niye tiyatro yapmıyorsun? Teklif mi ettin ki? Benim haftanın yok beş ki. Günü buradayım. Tamam günü. Ama gündüzleri, akşamları tiyatro yapabilirsin. Çocuk var. Çocukla yap, çocuklu tiyatro yap. Ben çok özledim. Şaka bir yana tiyatro yapmayı çok çok özledim. Yani ekranlarda da o, her gün ekranlarda olduğum için onu gideriyorum ama tiyatroyu çok özledim. Ama yani öyle bir zaman, öyle bir şeyim yok. Belki olur bu sene, bakarız. Yani haftada 5 gün burayı hazırlıyorum. Yani. Kolay değil. Çok zor işin, dediğimiz gibi 6 sene diyorsa 6 senedir yapıyorsun. 6 senedir burada daha kovulmadım. Demin Reci'de onu konuşuyoruz diyor. Dedim bu kadında nasıl bir çene var? Yani 6 sene her gün 2 saat konuşacak şey nasıl buluyor ya? Yani inanılmaz bir şeyin var, ne zekan var. Ama çok seviyorum işimi. Evet evet, belli Ve oluyor. Ve daha beni kovmadılar, o yüzden devam ediyorum efendim burada. Sen bizi kovarsın artık 6 sene sonra. Şimdi şey soruyorlar sevgili Melih, seni canlı yayınlarda daha sık görmek istiyorlarmış. Canlı yayınlarda? Evet. Oldu. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Her tarafa konuk mu çıkacağım? Belki sen kendin bir canlı yayın yaparsın, bilmiyorum. Bilmiyorum ki, yani önümüzdeki sezon için söylüyorlar, bir program oluşturma komitemiz var, o da söylüyor. Yani senin artık bir şey yapman, tamam işte canlı bu sene durumları biraz, yaptık, biraz şey canlı. Yaptık, neydi, argümanı yaptık ama... Canlı bir takım işler var. Bakalım. Haydi bakalım diyoruz. Nasip kısmet. Bakalım dedi. Nasip kısmet dedi. Rab sizi bol bol bereketlesin Azerbaycan'dan efendim. Selamlar. Bir de Rab sizi bol bol bereketlesin. Bulgaristan'dan selamlar demişler. Ne güzel. İsa Mesih büyüklerden en büyük. Türkiye'de olan kardeşlerimize dualarımızdasınız demişler efendim. Amin. Bulgaristan'daki kardeşlerimiz. Ne güzel, ne güzel. Evet, bu sohbet bitmez ama kısacık bir aramız var. Tariflerimiz, ilahilerimiz ve sevgili Melih Ekener'le devam edeceğiz. Çaylar kahveler şöyle bir tazelensin. Biz tabii ki buradayız. Resim sanatında derin etkiler bırakan Hristiyanlığın nadide eserleri Bir Boyanın Ardında programıyla Sat 7 Türk ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teolog Carlos Madrigal, sanat tarihçisi Abdullah Sinan Güler ve ressam Huri Kiriş'in her eser için yaptıkları değerli yorumlar, Anna Maria Cedoli'nin sunumuyla birlikte her salı saat 19'da sizlerle. Ulu Tanrım, kutsal yaratıcım, yarattığın her gün için sana teşekkür ederim. Bugüne beni uyandıran senin lütfundur. Bugün adımlarıma sen öncü ol. Kutsal ruhunun düşüncelerimi, davranışlarımı yönlendirmesi için dua ediyorum. Bugün her ne iş yaparsam keyifle, sevinçle yapayım. Bugün her ne konuşursam sevgiyle konuşayım. Minnet, cesaret, güven ve bilgelik ver bana. Sessiz olun, ümidinizi kesmeyin çünkü Tanrı ile her şeyi yapabilmemiz mümkün. Sizlerden gelen konular için dua eden Ayda Danıcıoğlu, Duanın Gücü programıyla her pazartesi, çarşamba ve cuma sabahı saat 10.45'te Sat 7 Türk'te. Suç işleyen Tanrı'nın sözünü pervasızca hiçe mi sayıyor? Teşekkür ediyoruz. Bize açtığın
Bu kapı için teşekkür ediyoruz. Sevinçler çoğalsın, dualar yanıtlansın. Evetler, hayırlar. Sessiz bekleyiş zamanları da olacak. Onlar da tarafınızdan minnetle karşılansın. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler, çevre sağlık haberleri, güncel kültür sanat etkinlikleri, teknoloji ve bilim haberleriyle haber bültenimiz hafta içi her gün saat 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Kendini çok iyi hissetmeyen kişiler var mı aranızda? Öyleyse o zaman az önce gördüğümüz ayet tam size göre. Tanrı'nın mucizesini hayatında göreceksin ama önemli olan şey ona güvenmekten vazgeçme. Peder Alexis Duse ve Diyakon Peder Burhan Bulatlar'ın sunduğu Katolik Pederlere Sorduk programı, her yaştan Hristiyanların İsa'yı takip etmelerine rehber olacak. Katolik, yani evrensel kilise teolojisiyle ilgili bilmek istedikleriniz, Hristiyan ruhsal hayatı ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey, her pazartesi akşamı saat 20'de Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle olacak. Katolik Pederlere Sorduk programımız sizlerden gelen sorularla devam ediyor. Sorularınızı bize Saat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numaramız 0533 423 5020'den iletebilirsiniz.
Tekrar merhaba. Lezzetli Sohbetler kaldığı yerden devam ediyor. Biz konuklarımızı çalıştırıyoruz bildiğiniz gibi. Genel müdürümüz şu anda tezgahımızı siliyor. Bu kadar da mütevazıdır kendileri. Mütevazilik değil ya. Yani mutfak değil mi? Evet. Yani birlikte, ustalık. Birlikte yapılan ve ortaya çıkınca da o nefis zarafeti sunmak. Ve en önemli şeylerden biri ne sterilize ne sıhhi olması. Sıhhi olması. Hijyen çok önemli. Hijyen çok önemli efendim. Nasıl buldunuz mutfağımızı sevgili Melih? Yani yapımını biliyorum. Gayet güzel, gayet güzel. Ya kokular çok güzel ya. Evet, o karideslerden... Evet, ilk önce karideslerimiz pişmiş oldu. Yani Türkiye'de olduğumuz Bu Türk karidesi. Yaptık. Karides güveç bu. Evet, karides güvecimizde ne yaptık? 250 gram karidesimizi kullandık çok az haşlayarak temizlendikten sonra. Taze soğanlarımızı soteledik ve birlikte onları harcımıza ve de eski kaşarımız çok sert olması lazım. 100 gram gibi onu kullandık ve tereyağı koymak zorundayız. Tabii. Tereyağla birlikte birer... Yani bir yemek kaşığını bölmüş olduk 250 gramda. Katmanı tabii ki 500 gram olursa katları fazlalaşabilir tabii. Efendim. Diğer karides toplarımıza geldiğimizde New Orleans şey onu soracağım anlatıyor. Çünkü ben gideyim. O kadar değildi, bayağı almıştım karides. Tabii ki New Orleans sokak lezzetine geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinin en büyük en şehri büyük olan şey. Efendim liman şehirlerinden biri bilgiyi olan. Bilgiyi de veriyoruz arada bak Amerika'yı tanıyalım. Onlarda da Meksika Körfezi kenarında olduğu için bu sokak lezzetlerine duyarlı. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri nereden, oradan buradan diyoruz ama ne kadar olsa sınırlarındaki şehirlerden, mutfaklardan etkileniyor. O zaman bu yani hafif Meksika yemeği, Meksika mutfağı. Gibi diyelim karışmış çünkü ya. İçinde çili acı biberimiz de var. Ya, ya. Onun malzemelerine gelince 250 gram karidesimiz var. 100 gram gibi haşlanmış bezelyemiz, bir adet haşlanmış, ince ince doğranmış havucumuz var. Ve nohut unuyla birleştiriyoruz iki yumurtayla. Karıştık. Neden? Çünkü... İnce olduğu için ince beyaz unu da kullanabiliriz. Peki. Harcı çok kalın olmaması açısından. İçine ne koymuş olduk? Tuz, karabiber ve de iki tane çili acı biberimizi doğramış olduk. Hı. Ve de toz kırmızı biberimizi de harman yapmış olduk. Yiyeyim mi artık? Çok açım. Bir parçacık tattıralım. Hadi bir parçacık. Yok bozma. Şimdi ben bir fotoğraf çekeceğim dedim. Fotoğrafımız var çünkü. Rica ediyorum konuğum ki. Yani biraz da bize uyunuz tamam efendim. Tamam efendim özür dilerim. Estağfurullah efendim. Hadi biz gidelim. Yedim fırçayı yerime ediyorum. Ellerine estağfurullah efendim. Ne kadar pişiyor fırında? 180 derece ile 200 derece arasında fırınlarımız değişebilir her evin. 15 dakika. Çok evet. Az kalmış, yiyeceğiz. Çok evet, süper. Hadi devam edelim. Buyurun, devam edin. Sen ders verdin bir dönem. Ama dedin ki bana 10 sene geçmiş. Böyle bir üniversitede. Ha Marmara Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünde ders veriyorum. Tabii başlamış, ben de öyle birkaç sene oldu diye bakıyordum. 10 sene olmuş. Bu sene bakınca 10 sene geçmiş de olabilir. Of. Ondan sonra eski notlara baktım çünkü dedim bu kadar o şey mi diye. Ya o çok enteresan çünkü hani beni öğretmen olarak çağırdıklarında da niyet oydu. Yani drama deyince akla ne geliyor? Ne geliyor? Tiyatro geliyor. Tiyatro öğretecek diye geliyor. Ben de o şeyle çağırdılar beni diye düşündüm. Hatta ilk bölüm başkanı teklif ettiğinde hani drama dersi verir misin diye. Dedim, ne alaka edebiyat öğretmeni? Ya dedi ilk ders korkuları geçsin diye hani bir de derste de bunlar öğretmen olacak dedi, bir şey anlatacaklar. Hani bir aktör gibi çıkıp oraya aktör aktris gibi şey yapacaklar. Hani öğretmencilik oynayacaklar dedi. Ona biraz bilgi dedi. Aa iyi fikir dedim ama dedim önce dramanın ne olduğunu bir bakayım ben. Hani konservatuvarda eğitimini aldık ama drama eğitimi almadık biz. Doğru. Tiyatro çok eğitimi haklısın. Aldık. Doğru. Dramaya başladım araştırmaya. Yani bir şeyin aslını öğrenmek için ne yapıyorsun? Kökenlerine doğru tabii. gidiyorsun. Kökenlerine gidince işte Antik Yunan'da ilk dramanın çıkışı. Ve ilk çıkış noktalarına hani bilgi de yok. Hani oradan buradan toplayarak bilgileri çıkartıyoruz. Hatta şimdi yeni kitabımın konusu da drama. Yani gerçek drama nedir diye.
Gördüm ki dramanın tiyatroyla ilgisi yok. Yok. Uzak ya, yakın ilgisi yok ve ya. Ulaştığım bilgilerle dramanın tarih değil ki bilim disiplini olduğunu görüyorum. Ve bütün hatta hani cesaretle de konuşabilirim, bütün bilimlerin dramadan türediğine de söyleyebilirim. İşte bunları şimdi akademik bir şey yazmaya çalışıyorum. Çok zor oluyor akademik yazmak tabii. Hepsini belgeleyeceğin kanıtlarının da şeyleriyle uğraşıyorum ama yani yakında çıkaracağız. Bir sene ben drama nedir öğrendim. Hı hı. Baktım ki çok farklı bir şey. Hı hı. Ve drama bir insan için en gerekli şey. Yani ilkokul öncesi demeyeyim ama ilkokulla birlikte dramanın hani eğitime girmesi lazım. Hı hı. Ve hani sonuna kadar bütün eğitim hayatı boyunca dramanın çeşitli şeylerini, konularını incelemeleri ve araştırmaları ve hani birlikte öğrenmeleri gerekiyor insanların. Çünkü drama hani özetleyecek olursam farkındalık, meditasyon gibi. Meditasyon da kelime anlamı farkında olmak ya, onun gibi her şeyin farkında olmak. Drama bunu üçe ayırmış, beyin, hareket ve iletişim olarak üçe ayırmış. Bir insanın olması gereken üç şeyi. Beynin prensipleri, beyin nasıl çalışıyor, onun fonksiyonlarını öğreniyorsun. Ve öğrenmek, farkında olmak demek bir başka şeyi daha sağlıyor. Kontrol edebiliyorsun. Ya. Hani düşünceni kontrol tabii. edebiliyorsun. Nasıl düşüneceğini kontrol ediyorsun. Yani bu birçok şeyde işe yarıyor. Kutsal kitabı okurken inanılmaz işe yarıyor. Hı hı. Örneğin hani kelimelerin üstüne. Şimdi programdan önce sen bir ayet verdi ya, işte evet. gözündeki merteği çıkarmak diye. Hatta dedim gidince soracağım dedim mertek nedir diye. Biliyor musun mertek ne? Hayır. Ama ben mesela şöyle biraz daha ruhsal olarak bakıyorum ona. Hı. Yani gözümdeki olan o çöp gibi geliyor bana. Çöp yani, mü? Çöp mü? Mertek ne biliyor musun? Bu ne? Taş evler var ya. Evet. Taş evlerde kapılar var böyle. Evet. Ondan sonra kapının üstüne, hani üstüne taşları koymak için konulan devasa bir kalas, ağaç. Yani İsa orada gözündeki merteği derken küçük bir çöpten bahsetmiyor. Gözünde diyor odun var diyor. Sen diyor başkasının küçük örneği şeyini görüyorsun diyor. Hatasını görmeye çalışıyorsun diyor. Yani anlatabildim mi? Şimdi çok, kelimelerin farkında çok. Olunca, düşüncenin farkında olunca böylece kutsal kitabın sana ne demek istediğini de daha iyi anlıyorsun. İşte, ama bunu veren çok yer yok mesela. Şimdi drama dedin ya, drama hep deyince, tiyatro kökenli öğretildi bize. Bak oyunla, sen başka bir şey buldun burada. Oyunla eğitim olarak geçiyor yani oyun oynayarak evet. eğitim diye geçiyor ama dramanın kökü aslında bu değilmiş. Söyledin yani işte, mi öğrencilere? Ya hep söylüyorum zaten, ilk ders o zaten. Drama nedir? Tiyatro. Ama hepsi hani birçok şeyler dediğim gibi hani paradigmalarla yaşıyoruz çünkü. Doğru. Hani, bir takım bilgiler var bizde ama nereden geldiğini bilmiyoruz. O bilgi var ve o bilgiye güveniyoruz. Evet bu bilgi sağlam diye. Ama diyorsun ki o bilgi nereden var ya da o bilgi var mı? Ha yok. Hani o ayeti herkes söylüyor. Gözündeki merteğe bak diye, ayeti. Ama kimse merteğin ne olduğunu araştırmamış, bakmıyormuş. Yani sorduğum insanlar diye herhalde gözündeki çöp falan diye. Çok doğru yani, kirlilik falan diye bahsediyor. Ama gerçeğine basınca hoo oluyorsun yani. Aslında ne olduğunu anlıyorsun. Aynı şekilde işte beynin ne olduğuna bakıyorsun. Hareket, vücudun hareketinin sistemine bakıyorsun. Çünkü o da çok enteresan. Hareketin farkına varınca kaslarını, vücudunu tanıtan... Ya üniversite öğrencilerine şey soruyorum. Apandisiniz nerede diyorum. Ha, şuralarda mı? Ciğer nerede? Kalp nerede? İşte yani en basit de ne bileyim ben ses çalışırken diyafram ne diyorum. Diyafram burası diyorlar. Nasıl diyorum işte nefes diyaframa alınır diyorlar. Bunlar hep dolgu bilgi. Diyaframa nefes alınmaz. Çünkü diyaframa nefes alırsan ciğerin patlamış, patlar. Yırtılmış demektir. Evet, doğru. Nefes kalp, ölmüşün demektir yani. Ama işte birilerinin de bunu öğretmesi lazım. İşte yani buradan yola çıkarak en sonunda da şey yaptırıyorum öğrencilere zaten son derslerde. Öğretmenlik provası yaptırıyorum. Yani bütün sınıf oturuyor. Bak diyorum hazır öğrenciler de var. Şimdi gel bize ders ver. Ondan sonra o ders verirken uygulamalı da gösteriyorum. Hani vücut nasıl durmalı, nasıl bakışın nasıl olmalı, neye nasıl bakacaksın diye. O keyifli gidiyor. Böyle bir program yapsana yahu. Ya cesaret edemiyorum. Çünkü o kadar yani program yapacak kadar ahkam kesemem. Yani bilgim yok diyeyim o kadar. Ben de öğreniyorum yavaş yavaş. Peki. İşte önce kitabı çıkarayım, kitabı sonra kitabın bakalım. Üstünden gideriz peki. diye. Peki.
Bir VTR'miz var efendim, sevgili Melike Genel kitapları yazıyor. Boş ver VTR'yi ya, o görüntü çok güzeldi ya. Çok güzel bir görüntüydü, baksana. Onlar ne, patlıcan mı? Patlıcan değil, Allah. Salatalık. Salatalık. Değil mi? Oluyor mu öyle fırında közlenmiş? Evet efendim. Deneyeceğiz bakalım. Haydi bakalım. İlk kez deneyeceğim. Haydi bakalım. Efendim yine de biz o güzel veterinimize bir bakalım beraber. Piyes güzeldir, reji güzeldir, her şey yerli yerindedir. Karşındaki kötü oyuncudur. Sen iyi de oynasan bir işe yaramaz. Gider senin oyununun parlaklığı. Bana iyi oyuncular lazım. Bana kim lazım? Melike Kenar lazım. Kendisi bir televizyonun genel müdürü. Meşgul, film çeviriyor. Babam sınıfı filmleri, Maskeli Beşler, Aile Babası, çocukla boğuşuyor, uğraşıyor. Efendime söyleyeyim, bütün yaptığı rezillikler yetmiyormuş gibi ben kitap yazıp tiyatroda sattığım için kitapları kıskançlıktan gizlice kitap yazmış. Ve bugün kitabı getirdi buraya. Kitap çok güzel bir kitap. Başka Dünyanın Nimetleri adıyla kitap. Efendim bu kitap çok eski hikayesi, yani 15-20 yıla dayanıyor. Ben bunu 600 sayfalık bir kitap halinde yazdım önce. Sonra baktık 600 sayfada eksik kaldı. Sonra başka bir metot bulmak lazımdı. Ve hani bütün öğrendiklerimi, düşündüklerimi, inandıklarımı hepsini böyle minik minik hikayelere böldüm. Her hikaye 100-150 sayfaya denk geliyor. Yani istedim ki insanlar alsın bir hikayeyi, kendileri alt romanını yazsın istedim. Böyle hikayeleri attım kenara 10-15 sene. Melih'in kitabının ilk günü, bugünü sizlerle beraber kutlayalım istedim. Tanrı Seni Seviyor adlı kısacık öyküde diyor ki, Tanrı beni sevmiyor dedi genç. Nereden anladın diye sordu yaşlı arkadaşı. Tanrı beni sevseydi sevgisini gösterirdi. Kendi demiyor mu eylemsiz sevgi, sevgi değildir diye? Hiçbir şey yapmıyor benim için. Tanrı benimle konuşmuyor bile. Yaşlı arkadaşı bir süre süzdü genci, sonra şöyle dedi, Tanrı seni seviyor. Yani artık beğenip beğenmediklerini hani söylerlerse ona göre düzeltip yine yazarım, ne yapayım? Sevgiyle. İyi bakalım. Melih Ekener beyefendi. Ay, ne güzel konuşmuş ya, değil mi? Hı? Şimdi sen bize o sonu anlatır mısın? Bunun bir sonu o var. O hikayenin sonu, evet. Orada kısa kesmiş, evet, hikayenin sonunu almamış. Ya şey... O kadar yani kitapta yazılan bütün hikayelerin hani bende bir deneyimlenmiş hali var. Bir dönem vardı hani Tanrı'nın sessizliği deriz ya dua ederiz onu yapar. Bir türlü hiçbir şey gelmez. Evet, hiçbir cevap gelmez. Ve bir dönem yaşadım Tanrı ile öyle. Ege daha küçük yani çocuk da. Yani kaç yaşında? 3-4 yaşında. Tanrı ile sürekli cebelleşiyorum. Tanrı niye konuşmuyorsun benimle? Hani beni sevdiğini söylüyorsun ama sende hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani ne duaya cevap, hiçbir belirti yok yani. Tanrı var mı yok bunu bile belirtiz. Yani delireceğim öyle bir dönemde. Bir gece yine dua ederek yattım. Sabah gözümü bir açtım. Ege burnunda erken uyanıyordu. Ay oğlum ne oldu oğlum dedim. Bakıyor bana böyle. Ne oldu oğlum iyi misin dedim. Baba seni çok seviyorum dedi. Sarıldı. Gitti. Ay, yine yattı. Aptala döndüm öyle. Nereden çıkıyor bu diye. Halbuki bir gece önce Tanrı'ya demiştim ki beni sevmiyor musun diye sormuştum. Sonra hikaye çıktı hani çocuk hani geliyor soruyor. Tanrı beni sevmiyor, sevgisini göstermiyor şöyle. Yaşlı adam da cevap veriyor. Tanrı seni seviyor diyor. Yani kendisi olmadığı zaman diyor Tanrı sevgini, sevgisini diyor. Arkadaşınla, kardeşinle, çocuğunla, karınla, şununla, bununla, hiç tanımadığın insanlarla gösteriyor diyor. Sevginin olduğu yerde Tanrı da vardır diyor. Yani sevginin olduğu yerde Tanrı da vardır diyor. Yani ondan sonra bu hikaye çıktı işte. Çok oturup. Güzel. Ya bence de güzel. Evet, vallahi çok güzel. Bir güzel. De böyle kurak dönemlerimiz oluyor ya sevgili Melih. İnsanlar yazıyor bize bazen işte Tanrı'nın sesini duyamıyorum, zor dönemlerden geçiyorum, nasıl hissedeceğim onu diye. Böyle şeylere bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de geçmişe bakın diyor. Senin için geçmişte yaptıklarıma da bak diyor arada hatırlamak şeyler için. Şeyler çok önemli. Tanrı'yla deneyimler gerçekten önemli. Onun için hani başkalarının deneyimlerine de ciddi eğilmek gerekiyor. İlk kilise babalarının yazdıklarına bakmak lazım. Yani sadece kutsal kitaba baktığımızda bazen körelebiliyoruz. Tabii.
Onun için yan şeylerle beslenmemiz lazım. Onun için yani herkese tavsiye ederim. Kilise babalarının, çöl babalarının yazdıklarını okumalarını, onların deneyimlerini tekrarlamak mı diyeyim, yani onların en azından bir düşünmelerini tavsiye ederim. Çok enteresan şeyler var çünkü. Peki işte. İki kitabın var. İki tane evet. var. Üçüncü çıkıyor şimdi. Üçüncü işte inşallah çıkacak. Diyeyim hani ömrüm vefa ederse. Şimdi birisi, birisi tamamen bu tür evet. küçük hikayelerden başka dünyanın nimetleri. Okay. O da şeye atıfta bulunuyordum. André Gide diye bir yazar var. Hı hı. Bu adam papaz okulunda okumuş. Papazken birden bırakıyor. Ben diyor papazlığı bırakıyorum. Artık dünya nimetlerine şey yapmak istiyorum diyor. Çünkü hep papazlarda da o var ya dünya nimetlerini öyle biliyoruz gerçi. Öyle bir eğitim yok çünkü. İşte dünya nimetlerinden uzak kal diye. Bu da öyle bir eğitim almış herhalde. Paradigmal bir eğitim almış. Bırakacağım dünya nimetlerine gideceğim. Ve dünya nimetlerine bulaşıyor. Onlarla ilgili bir kitap yazıyor. Dünya nimetleri ve ne kadar önemli olduğunu yazıyor. Bu benim şeyimdi. Orada çok güzel bir söz de söylemişti kitapta. Diyormuştu ki deneyimlenmemiş bilgi bilgi değildir diye. Doğru. Ve bu benim hayat mottom oldu. Hani çok küçük yaşta okudum. Sonra bütün hikayeleri toplayınca ya evet hani... Yani dünya nimetlerini denemeden, deneyimlemeden ne olduğunu bilemezsin. İyi evet. mi kötü mü olduğunu bilemezsin sadece şeylerle. Onları deneyimlemen lazım ama bil ki başka dünyanın bir nimetleri de var. O nimetleri de deneyimlemek lazım. Çünkü deneyimleyebiliyoruz yeryüzünde. Amin. Ve hani hikaye kitabı şey André Gide cevap gibi oldu. Yani kendimce tabii. İkinci kitap şeydi, Yarasa'nın Günlüğü. O çok tatlıydı ya. Ya çok o şey ben. O da çok güzeldi. O Alacakaranlık Kuşağı evet, hikayeleri, film hikayeleriydi onlar, senaryoydu. Yıllar önce hani bunları hikayesini yazdım. Ne olarak yazdım? Tretman değil de sinopsis gibi sinopsis. Yazdım. Film sinopsis gibi yazdım. İşte o zamanki yönetmenlere götürdüm. Çoğu hakaret ederek böyle sen bize fellini mi sandın, nasıl çekilecek dediler. Yoktu o zaman teknik. Sonra abim Çarşaf dergisi var, mizah dergisi çok eski. Orada karikatüristti. Dedi ben bunları çizeyim dedi kalemi böyle. Kalemi çok iyi. Çok çok iyi yani gerçekten. Gerçekten iyi bir kalemi var. Ve şey o çizdi onları hani daha komedi tarzında çizdi. Sonra onlar işte radyo programı yaptım Yarasa'nın Günlüğü diye orada konu oldu. Bir sürü yere geçti. En son dedim ki hani bunları toplayayım yayın evi de hadi kitap diyordu. Hadi toplayayım dedim yapayım dedim evet. Hani abimin çizgileriyle birlikte o hikayeler arka arkaya oldu. Şimdi üçüncü kitapta dediğim gibi drama üstüne olacak. Bu sanki çok daha zor. Çok değil zor. Mi? Çok evet. zor. Çünkü gerçekten ne yapacağımı biliyor. Hani akademik yazayım istiyorum. Evet. Hani okullarda okutulsun. Çünkü bugün hani günümüze bakınca her tarafta drama eğitimi var. Ya çocuklara her yerde drama, merdiven altı çocuklara her yerde. Drama çok tehlikeli bir şey. Tabii. Ya çocuklara drama ama tabii dramadan maksat oyunla eğitim. Evet. Yani hareketle oyunla evet. eğitim diye. Ama orada da tehlikeli şeyler var. Ya çocuğa yanlış bir şey verdiğin zaman o zihninde kalıyor. Ve yeni şeyler, paradigmalar oluşturuyorsun yeni nesillerle birlikte. O da çok tehlikeli bir şey. Yani ve yani herkes drama hocası. Evet, diyorum herkes. Ki tabii işte hepimiz. Ben diyor drama dersi veriyorum. Hepimiz. Çok güzel. Nereden mezunsun diyorum. İşte yok ki okulu. Ya bizim yani bizim üniversiteye de söyledim. Ya dedim bir drama öğretmenliği bölümü açın. Hani edebiyat öğretmenliği, matematik bir sürü ders var. Öğretmenlik dersi şeyi var, bölümü var. Niye drama yok? Kaldılar böyle dediler. İnşallah çalışıyorlar üstüne. Yani öyle bir şey açılsın ki gitsin. Neyse hani ona bir katkım olsun diye yazacağım kitabı. Onun için akademik mi yazayım, hikaye kitabı mı gibi ne yapayım bilmiyorum yani. Senden beklenen ne bilmiyorum ama umarım senin için en iyi olanı seçersin. Umarım. Evet şimdi güzel bir ilahimiz var. Son ilahimiz. Onu da bir tamam. dinleyelim beraber. Ondan sonra artık ufak ufak kapatacağız efendim. Tamam. Sen derim, kuvvetim sen derim, ümidim sen derim, sen
bütün hayatımla, bütün kuvvetimle, bütün ümidim sende. Hayatım sende Rab, kuvvetim sende Rab, ümidim sende Rab, sende ya Rab. Hayatım sende Rab, kuvvetim sende Rab, ümidim sende Rab, sende ya Rab, sende ya Rab, sende. Seni överim hayatımla, seni överim kuvvetimle, bütün hayatımla, bütün kuvvetimle, bütün ümidim sende. Hayatım sende Rab, kuvvetim sende Rab, ümidim sende Rab, sende ya Rab. Hayatım sende Rab, kuvvetim sende Rab, ümidim sende Rab, sende ya Rab, sende ya Rab, sende. Aleluya. Ne güzel, ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ay, çok sevdim ilahi bu. Bütün ümidim sende. Ama evet, öyle değil mi? Gerçekten yani, bütün ümitler yaptı. Yoksa ümit yok. Öyle olması lazım. Evet. Çünkü Viktor Frankl diye bir adam var. Bu kitaplarını tavsiye ederim. Ne? Psikiyatrist. Psikiyatrist. Ondan sonra Viktor Frankl. Viktor Frankl Nazi şeyinden kurtulmuş, kampından kurtulmuş ve orada nasıl hayatta kaldın, o kampta nasıl hayatta kaldın? Yani bütün onca şeye rağmen, zulüm ve yani yaşam koşullarının olmamasına rağmen nasıl hayatta kaldığını sadece şeyle anlatıyor, umutla diyor. Ya. Bir umudum vardı çünkü düşünüyordum ki diyor bunlar bitecek, hı-hı, çıkacağım dışarı, hani karımla çocuğumla buluşacağım tekrar, hayat devam edecek diye düşünüyor ve beni hani o kamptan kurtulana kadar ki hayatta tutan buydu diyor. Ve yani çıkıyor, öyle değil tabii, karısı öldürülmüş, çocukları dağılmış, bir sürü şeyler olmuş, hiç umduğu gibi değil. O zaman diyor ki evet diyor, umudu diyor dünyasal şeylere bağlarsam diyor, yok, umudunun kırılma ihtimali var ve ondan sonra başka umut yok diyor. Doğru, doğru. Bizim yaşamak için diyor başka bir umuda sarılmamız lazım ki yaşayabilelim diyor. Çünkü yaşamak gerçekten zor. Zor be Melih. Ya çok zor. Zor. Yani düşününce tamam hani çok medeni hayatlar sürüyoruz, konfor alanlarımız şey falan ama evet, o konforu sağlayana kadar gerçekten zorlanıyor insan. Onun programı için uzatmak istiyorum. Uzat. İki saat olsa keşke. Olsun. Kapatın diyorlar. Kapatın mı diyorlar? Evet. Ama yani Tanrı'ya umut bağlamak iyidir. Teşekkür tamam, ediyorum son sevgili nokta. Melih. Ben teşekkür ederim. Bu programın ediyorum, süresini belki iki saate çıkartabiliriz. Çıkar. Evet, belki hmm, biraz daha uzatabiliriz. Seneye beraber yapalım. Evet, yapalım. Ben sana varım, okey. Aa ne güzel. Tamam, teşekkür konuşuruz. Teşekkür ediyorum lütfen geldiğin için. Ben teşekkür aa, ediyorum. Ayağına, yüreğine, ağzına ya, sağlık. Ya sizin de gerçekten ağzınıza sağlık. Sizin de Rab bereketlesin işlerinizi. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili teşekkür Melih. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Teşekkürler. Evet. Evet hanımcığım. Gidiş dönüş Türkiye New Orleans ve Türkiye dönüşlü biletimizi aldık. New Orleans'de karides toplarını yapmış olduk ve Türkiye'ye geldiğimizde de karides güvecimizi, iki sosla toplarımız, hem limon ve soya sosu yağına ve soya sosu evet, ve limonla çok birlikte. Teşekkür ediyorum Eğer Şefim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kızlar teşekkür ediyorum ikinize de, sevgili Emel ve sevgili Eser, ağzınıza, yüreğinize, ruhunuza sağlık. Teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu geçirin. Pazartesi günü tekrar buradayız Rabbin evet, izniyle. Peki bugünlük ben ve ekibimden bu kadar efendim. Hafta sonu güzel bir hafta sonu olsun her biriniz için. Pazartesi günü tekrar buluşmak umuduyla lütfen sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.